Arkadaşlar selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabımızın çözümlerini bu videoyla devam ettiriyoruz. Nerede kaldık? 39. sayfada size özel sorularındayız arkadaşlarım. Bu videoyu da çektikten sonra, bu testi de çözdükten sonra artık alt tarafta birinci testimize başlayacağız. Bayağıdır şıksız soru çözüyorduk, şimdi şıklı sorulara geçeceğiz. Hazırsanız, videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız videomuza başlayalım. İlk 3 soruyu birbirinden bağımsız olarak şuradaki kutudaki verilen bilgiye göre çözünüz demiş bize. Şimdi biz bilgimizi bir okuyalım. Bir aktarın elinde bulunan lavanta yağı miktarı limon yağı miktarının yarısı kadardır denilmiş. Bu aktar lavanta yağı ile limon yağını 50 mililitrelik şişelere aşağıdaki oranlarda doldurup 3 farklı karışım oluşturacakmış. Şimdi 1 numaralı karışımın 1 bölü 5'i lavanta yağı. 50 mililitrenin 1 bölü 5'i lavanta ise, şimdi ben tüm sorularda işe yarasın diye lavanta ve limon yağlarının bilgilerini şuraya not edelim. Sorudan soruya da bunu taşıyalım arkadaşlar. 1 nolu karışıma bakıyoruz. 1 nolu karışımın 1 bölü 5'i lavanta yağı. 50'nin 1 bölü 5'i, yani 50 ile 1 bölü 5'i çarparsanız 10 mililitresi lavantadır. Geriye kalan 40 mililitresi limondur. 2 numaralı karışımda 3 bölü 10'u denilmiş. 50'yi 10'a böldüğünüz 5, 3 ile çarptınız 15'i lavanta, geri kalan 35'i de limon olur o halde. 3 nolu karışımda da 1 bölü 2'si lavantaysa demek ki yarısı, yani 25'i lavanta, 25'i limon yağıdır diyebiliriz. Şimdi ilk sorumuz için şunu dedik ya, taşıyıp duralım arkadaşlar, tamam mı? Şöyle biraz da küçültelim. Daha sonrasında bunu şuraya taşıyalım ve çözümümüze odaklanalım. 4 şişe 1 numaralı. Şimdi şundan 4 şişe alınacaksa lavanta ve limondan, birinci soru için yazıyoruz bunları. Bundan 4 alınacaksa lavantadan 40 oluşmuştur. Limondan da 160 oluşmuştur. Çünkü 4 kere 40 160, 4 kere 10 40. 8 şişe 2 numaralı. Şimdi şundan 8 şişe ise 8 kere 15'ten 120 mililitre, 8 kere 35'ten 240 artı 40'tan 280 mililitrede limon vardır deriz. 6 şişe de 3 numaralı. 6 kere 25'ten 150, 6 kere 25'ten 150 mililitre lavanta yağı kullanılmış. Oluşturduktan sonra aktarın elinde 200 mililitre limon yağı kalmış. Şimdi şundan ne kadar kalmış arkadaşlar? 200 kalmış. Buna göre aktarın elinde kaç mililitre lavanta yağı kalmıştır diye sorulmuş. Öncelikle ben şunları bir toplamak istiyorum gençler. 150, 160 daha 310 yapar, 200 daha 510, 80 daha 590 yapar. 200 de artmıştı, dolayısıyla bundan 790 mililitre varmış. Şimdi sorumuzun içerisinde şurada bize demişti ki, bir aktarın elinde bulunan lavanta yağı miktarı limon yağı miktarının yarısı kadardır. Şimdi demek ki bu aktarda 790 mililitre limon yağı varsa, ben bu 790'ı bir güzel 2'ye bölerim. 3 defa 6 çıkar 1, 9, 9 defa 18 çıkar 1, 10, 5 defa 10 çıkar 0. Demek ki 395 mililitrede ne varmış arkadaşlar? Lavanta yağı. Peki lavantanın ne kadarını kullanmış? 150, 120 daha 270, 40 daha 310 yapar. 310'unu kullanmış arkadaşlar. Çıkarırsanız geriye 85 mililitre kalır. İşte bu da lavantanın artan miktarıdır arkadaşlarım. Cevabımız 85 olacaktı. Devam ediyorum ikinci sorumla. Ve sevgili arkadaşlar, şunu da şuraya yapıştıralım. Yine kullanacağız. Aktar belli sayıda şişeyi tam doldurarak elindeki bütün yağları bitirmiş. Buna göre aktar en az kaç şişe karışım elde etmiştir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar, bizim bu yağ miktarlarımız, karışım karışım yağ miktarlarımız, örnek veriyorum 10 mililitre, 40 mililitre, 15'e 35 ve 25'e 25. Ben sadece şunları bile toplasam 10, 25, 25 daha 50 yapar. 40, 75, 100 yapar. Yani arkadaşlar, gördüğünüz üzere ki zaten bizim elimizde limon yağı miktarı lavanta yağı miktarının 2 katıydı. 2 katı olması gerekiyordu. Bu üçünü topladığımızda da zaten biz bu oranı yakalıyoruz. 2 katı oranını yakalıyoruz. Madem öyle, demek ki bir şişe bundan, bir şişe bundan, bir şişe de bundan ürettiğinde
Tamam mı? En az kaç şişe karışım elde etmiştir diyor ya. 3 şişe bundan aldığında toplamda zaten tüm miktarı kullanmış olabilir. Dolayısıyla bize en az diye sorulmuştu. En az kaç olacakmış arkadaşlarım? 3 şişe olacakmış deriz. Ve devam ediyorum 3. sorumla. Yine buraya yapıştıralım arkadaşlar. Şurada dursun. Aktar 10 şişe 1 numaralı. Şimdi bundan 10 şişe kullanmış. Dolayısıyla yine bir lavanta ve limon diye yazalım. 10 çarpı 10'dan 100 mililitre lavanta, 10 çarpı 40'dan 400 mililitre limon kullanmıştır. 12 şişe 2 numaralı, 12 kere 15'ten bakın şundan 12 tane, 12 kere 15'ten 180, 12 kere 35 diyeceğiz. 12 kere 35'te 630 yapar arkadaşlar. 630 yapmaz. Bakalım 67, 420 yapar arkadaşlar. Tamam. 180'e 420. Birkaç şişede x 3 numaralı karışımdan. Şimdi x şişede bundan kullanacaksa 25 çarpı x lavanta kullanmıştır. 25 çarpı x de limon kullanmıştır. Ve 30 mililitre lavanta yağı kalmış. Bu kadar kalmış arkadaşlar. Bize diyor ki 3 numaralı karışımdan kaç şişe oluşturulmuştur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bunları bir toplayayım. 100, 180 o ne biçim bir toplama işaretidir? Biz en iyisi bunu şöyle yapalım, garanti olsun. 100, 280 30 da burada vardı. O zaman 310 diyelim direkt. 310 artı 25x. Aktarın elinde bulunan tüm lavanta miktarı olacaktır. 30 artmıştı. Bir de bunları kullanmıştı. Dolayısıyla tüm lavanta miktarı bu. Bunun iki katı kadar da yani 620 artı 50x kadar da limon vardı. Peki limon şunları toplarsak limona eşit olmayacak mı? Olacak. 820 artı 25x dedik. 25x'i bu tarafa gönderdiniz, 25x oldu. 620 diğer tarafa gönderdiniz, 200. X buradan kaç geldi? 8. Demek ki 8 şişe arkadaşlarım 3 numaralı karışımdan oluşturmuştur. Cevabımız da budur diyebiliriz. Ve devam ediyorum 4. sorumla. Son soru bu da. Ali yüz yüze ve uzaktan olmak üzere iki farklı biçimde İngilizce kursu almıştır. Yüz yüze kurs ve uzaktan kurs diyelim arkadaşlar. Yüz yüze haftada 3 saat olmak üzere 10 hafta boyunca almış. 3 kere 10'dan demek ki 30 saat ders almış arkadaşlar yüz yüze. Daha sonrasında uzaktan haftada 5 saat olmak üzere 8 hafta aldığına göre 40 saatte uzaktan ders almış. Kurs yetkilisi Ali'ye 2 hafta daha uzaktan İngilizce kursu alırsa yüz yüze ve uzaktan alınan kurslara ödenecek ücretlerin eşit olacağını söylüyor. Yani 2 hafta daha alması demek 2 kere 5'ten 10 saat daha alması demek. Ve kurslara ödenecek ücretlerin eşit olacağını söylüyor. Ali, şimdi şununla şunun ücreti eşit. Yani bununla bunun değil aslına bakarsanız. Bununla 50 saatin ücreti eşit. Ali 1200 lira daha fazla ödeme yaparak bu teklifi kabul ediyor. Yani 10 saatini 1200 lira mı ödemiş? O zaman 1 saati kaç liradır? 1 saati 120 liraymış arkadaşlarım bu İngilizce kursunu. Pekala 1 saati 120 liraysa 50 saati nedir? 50 çarpı 120'den 6000 TL'dir. Ve arkadaşlarım buna eşitmiş. 6000 TL'lik bir ders 30 saatlik bir derse tekabül ediyorsa 6030'a bölerseniz 200 yapar. Demek ki bu yüz yüze İngilizce kursunun saati 200 liraymış arkadaşlarım. Ali yüz yüze eğitim için ödediği ders saati ücreti kaç liradır? Tabii ki 200 liradır. Cevabımız buydu deriz. Ve gençler videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda pekiştiriyorum bölümünde test 1'de görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.